maça istediğimiz gibi başlamadı. Rakibimiz bizden daha istekli, daha iyi başladılar. Biz kötü başladık oyuna. Birkaç tane oyuncumuz performansının çok altındaydı. Öyle başladı oyuna. Erken de bir gol buldular. Rakibin erken gol olunca biraz daha direnci arttı. Rakibimiz iyi bir ekip, kaliteli bir ekip. Geçen sene de playoff finali oynadı ikinci ligde. O anlamda zor geçeceğini biliyorduk ama bizim hesaplayamadığımız kendi oyuncularımızın performans, bizim takımımızın düşük başlamasıydı. Onun son 15 dakikası oyunu dengeleyip ondan sonra belki oyunu çevirebilirdik de ilk yarıda. Pozisyonlarımız da var ama o anlamda ligin başından beri sıkıntı yaşıyoruz. Yani ön alanda pozisyona girmemekten ziyade pozisyona giriyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirememekte bir sıkıntımız var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Yani son oynadığımız 4 maçta herhalde bir net olarak söyleyebileceğim, bilhassa son 3 maçta 10-12 tane pozisyonumuz var ki çok ciddi pozisyonlar ama değerlendiremedik. Futbolda bazen böyle geçişler olabiliyor. Oyuncu. Bunu ben şanssızlık olarak nitelendirmiyorum. Tamamıyla bizden kaynaklanan bir şey bu. İkinci yarı başladık oyuna. Bizim istediğimiz gibi gitti. Oyuna riske ettiğimiz bölümler var ki son 60. dakikadan sonra 55. dakikada değişiklik yaptık. Ondan sonra içerideki formasyonu 4-2-3-1'den 4-4-2'ye çevirdik. Sonra son 20-25 dakikayı 3-5-2 oynamaya çalıştık ki o formatla devam ettik ki önde hücum zenginliği olsun. Bunları yaparken de haliyle risk almış oluyorsunuz. Rakibin de girdiği pozisyonlar var. Bizim de ikinci yere girdiğimiz pozisyonlar var ama o üçüncü bölgede ceza sahası, rakip ceza sahası içerisinde ve önünde o anlamda beceriksizlik. Ondan dolayı da 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Yani lig uzun bir maraton. Devam ediyor. Hala Karacabey averajlı lider olsa da eşit puandayız. O anlamda da yarıştan kopmuş, öyle karamsarlık içine girecek bir durum yok. Maç kaybedebiliriz. Maç nasıl kazanılıyorsa kaybedilebilir de. Buna biraz alışmamız lazım. Dünyada hiçbir takımda sürekli maç kazanan, dün Manchester City kaybediyor, Liverpool kaybediyor. Dünyanın en iyi takımları bunlar. Maç kaybedebiliyorlar. Biz de maç kaybedeceğiz. Biz de hata yapacağız. Bizim oyuncularımız da hata yapacağız. Biz kendimiz hata yapacağız. Ama biz yani ceviz kabuğundan çıkmadı bu insanlar ve bizler. 10 yaşından beri bu işin içerisindeyiz. Kendi adıma konuşuyorum. 11-12 senedir antrenörlük yapıyorum. 15-16 yıllık profesyonel hayatım var. Biz kendimize güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. City'ye alacağımız kişi Hakan Bulat'tır, başkanımız. O bize burada kal dediği sürece, çalışma süremiz o dediği sürece biz buradayız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu takım eğer hedefe gidecekse taraftar arkasında olacak ki ben gerçek İskenderun taraftarı için konuşmuyorum bunu. Bu takımı fren yaptırmaya çalışan, bu takımın içerisini bozmaya çalışan, bu takımın havasını bozmaya çalışan bir kısım var, onlara konuşuyorum. O anlamda da genel olarak İskenderun halkından ve taraftarından ciddi anlamda destek istiyoruz biz. Biz yolumuza devam edeceğiz, biz çalışmaya devam ediyoruz. O anlamda olur, olmaz, o nasip, kısmet. Ama biz şunu bilsin herkes, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, çalışıyoruz. Oyuncu kardeşlerimizi maçlara hazırlamaya çalışıyoruz. Bir oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. Geçen sene beğeniliyordu, bu sene beğenilmiyor. O da bir garip bir durum. Yani insanların isteğine göre değil, buradaki mevcut yapıya göre hareket etmek zorundayız biz. Öyle de devam edecek. Çarşamba günü bir kupa maçı oynayacağız. Orada bir rotasyon yapacağız. Altyapı destekli bir kadroyla gidiyoruz Kırşehir'e. Oradaki kardeşlerimiz de, altyapıdaki kardeşlerimiz de işin içerisine sokmak adına onlara da bir A takım havasını teneffüs ettirme, profesyonel maç oynama, o ortamı görme adına 5 oyuncu takviyesiyle gideceğiz. Bazıları oynayacak, bazıları kenarda bekleyecekler. Az süre alan oyuncularımızı kullanacağız kupada. Hafta sonu da Etimesgut maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan istediğimiz sonuçta kazanarak dönüp yolumuza devam edeceğiz.